tedavisi nasıl yapılır? Şimdi hemoroidin 4 evresi vardır. Bu yıllardır bir klasifiye edilmiş. Evre 1 ve 2 ilaçla tedavi olabilir. 3 ve 4'te, 3'te artık büyük hasta çıktıktan sonra paki dışarıya çıkar, hemoroid memeciği dışarı çıkar. Sonra içeri kendiliğinden girer ya da azıcık ittirmeyle girebilir. Bu 3. 4'te ise dışarıya çıkar ve içeri girmez. Yanında işte kanaması olması, kansıza neden olacak kadar kanama olabilir. Yani her sakıncalısı herhalde 4. evresi. 4. evresi, en ileri evresi. 3 ve 4'te ise ameliyat düşünmek lazım. Ama hemoroid ve makat bölgesi çok hassas olduğu için üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı ve alternatif tedavilerin de hep üretilmeye çalıştığı evre 1-2'de ilaç lazım. 3-4'te daha ileri tedaviler yapmak lazım. Yani orada diyeceğim skleroterapi denilen iğneyle girip o damarların skleroze edilmesi bir seçenek. Bir dönem çok popülerdi, şimdi o kadar değil. Ondan sonra bant ligasyon denilen çok ince böyle saç bandı gibi bantların hemoroid köküne yerleştirilerek nekroz sağlanması bir seçenekti. İnfraruj ışınlarıyla tedaviler yapıldı falan filan. Şimdi ameliyatlarında da çeşit çeşit teknikler vardı. Ben hep kongrelerde falan da takip ediyorum bunları. Şimdi ise lazer daha çok. Çok duyuyoruz hocam. Aynen. O zamanlarda çok sık duyduğumuz hemoroidde lazer tedavisi. Yani peki siz bahsedecek misiniz şimdi? Hemoroidde lazer tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Ya bugün iki tane ameliyat yaptım bu şekilde. Size başlarken de söylemiştim kayıttan önce. Şimdi hemoroidde lazer hani filmlerde ya da silahlarda uzun namlu silahlarda kullanılan lazer vardır. Kırmızı ışığı işaretler mesela 300 metre 500 metre falan. Onun tıbbi anlamda geliştirilmiş lazeri bu. Bilinen yani her hastanede olan koter değil. Bu lazer başka bir şey. Farklı bir cihazı var. Ucunda incecik bir probu var. O lazer ışını uçta aktif hale getiriliyor ve bölgeyi yakıyor. Hemoroid kan damarlarından oluştuğu için ama süngerimsi bir yapı düşünün. O süngerimsi yapının içine giriyor ve o etrafını çıtır 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 yakarak koagüle ediyor ve bunları söndürmüş oluyor. Hemen anında da gözle görülen değişiklikler olur ama onun da oturması 1,5-2 ayı sürüyor ve orası iyice toplanıyor. Sadece tabi lazer şeyde değil, başka fistül ameliyatlarında da kullanılıyor, fistülde de kullanılıyor ama ben en çok hemoroiddeki etkisini seviyorum. Daha az ağrı, daha iyi sonuç. İnsanların zaten hemoroidle ilgili tedavideki iki büyük engel var önümüzde. Bir, utanıyor olmaları. İkincisi de çok ağrıyacağını düşünmeleri. Çünkü makat hassas bir yer. Peki çok ağrıyor mu? Ağrır işte. Yani hastalığı halinde de ağrır. Klasik ameliyatlarında sonuçta orası kesiliyor, çıkartılıyor, dikiş atılıyor falan. Yani 3-5 gün, 10 gün falan yapılan operasyona göre ağrısı olur. Ama en etkisi herhalde en sonunda teknolojinin vermiş olduğu lazer. Evet, lazer tabii bazen o kadar kötü hemoroidler geliyor ki yani çok kötü. İyice dışarıya çıkmış. Makat 360 derecelik bir daire gibi düşünün. Burada var hemoroid paketi, burada var, burada var. Şimdi buna lazerle de bir şeyler yapılır da bir yere kadar. Yani onlar küçülür küçülür ne kadar küçülsün. Yani yıllarca oluşmuş olan hemoroidler. O zaman dışarıdakiler ya diyeceksiniz ki kalacak bunlar ve hasta onu kabul edecek ya da bence ben sevmiyorum onu. Yani orayı düzeltmek lazım. O zaman onları kesip almak lazım. Yani %50 öyle, %50 öyle gibi bir operasyon yapılır. Çok ileri olanlar. Evet. Cerrahi operasyon gerçek. Evet. Hem lazer hem o. Ameliyatta da lazer bir arada olabiliyor. Olabilir. Tabii tabii. Hem böylece daha çok kesi yapmanızı engeller. İyileşmeyi hızlandırır. Sadece o görsel şeyi de oluşturmak lazım. Yani evet. Sonuçta yani taharetlenirken falan da makat ve etrafında o memelerin olması bölgenin temizliği açısından da sakıncalı. Evet.